Herkese merhaba arkadaşlar. İnternet kafe simülatörün herhalde ki 6 mi olacak 5 mi? Aman bakalım bir. Baktım 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İşleri iyice büyüttük hatırlarsanız. Ama çocuğun gelirleri düştüğü için moralim bozuldu. Orospu'nun evladı eskiden günlük 50-60 dolar alıyordu. Şimdi kimse çocuğa para vermiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bir çözüm bulmalıyım buna ya. Bak kadın mesela şu an denizi izliyor. Denizi mi izliyor? Nereye izliyor amına koyayım? Memeleri denize doğru bakıyor kendisi. Şu yakışıklı adama bakıyor orospu. Ya bu deniz böyle betonda oturuyor ya. Benim yazığım geliyor. Ben buna bir şeyler yapmam lazım. Dur hele oğlum beklesene bir burada. Bunu aldım. Oğlum sana çok kaliteli bir şey aldım. İsmi nedir bunun? Sandalye aldım. Gel bunda otur. Bak benim gibi baba da bulamazsın ha. Buraya yerleştirilmiyor. O yüzden atacağım. Evet. Sanki güzel oldu ya. Seni yağmurdan korur anasından amına. Ama böyle de önü kapandı. Kimse görmüyor ki çocuğu. Lanet olsun. Kader vurmuş. Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın. Şu kadının giydiği çorap var ya. Kullanılmış çorap diye satıyorlar bazı yerlerde. Yani anlayacağınız bu dönem çok bozulmuş. Göte mukayyet olmak lazım. Adamlar kullanılmış çoraba para veriyor. Kafemizi açtık an itibariyle. Elazığ hava durumu diye arattım. Full güneşli çıktı. Bu hava durumunu da çok zor tahminler yapıyor amına. Yazdır ya full güneşli çıktı. Bil. Ya bu elektrik faturası ne? Sikerim ben bunları ya. Polis illegal miner. Yani yasa dışı madencilik yaptığım için 500 dolar. Bonjour employee bill. Bu ne yani? Cleaner. 600 dolar. 1660 dolar. Hepsini öde ya. Rahmi öderim. İstersen gel hapse at ödeme 1600 dolar. Sevdim. Ben de seni sevdim ya. Eziyet gibi. Tam işte ne güzel bir saat bir saatlik para verdin. 3 saat oynamışsın. Orospu'nun çocuğu güzel yönden bakmıyor. 1 saat oynadım ama 3 saat gibi geldi. Eziyet gibi diyor. My Cafe. Merdiven satın al. Üst kat satın al. Artık üst katımız da var. Ha bakalım üst kat nasıl. Oha amına koyayım. Hele dur bu adam tuvalete girdi. Ne yapacak acaba? Hele bir. Ne yapacak acaba? Orospu'nun çocuğu. Bir görseydik lan. Bence çok küçüktü o yüzden adam göstermek istemedi. Sadece sifona bastı çıktı. Ve elini de yıkamadı orospu. Bu ne lan? Bok! Amına kodum buraya mı sıçmışlar? Bu ne ya? Oğlum musluğa gitsin bu nedir lan? Bir orospu'nun çocuğu musluğa sıçmış. Ben bunu nasıl temizleyeyim ya? Ha, ver şu paspası ver. Allah belasını versin. Ya var ya. Böyle müşterileri Allah kahretsin. Bire içmişler amına koyayım tuvaletinde. Bu paspas da öyle boş duracağına şuraya bir yerleştirelim. Artık müşteriler ne yapıyorsa yapsın tuvalet fırçası olarak mı kullanırlar? O sivri ucunu götene mi sokarlar? Ne yaparlarsa yapsın hiç umurumda değil. Bir eve uğrayalım ya. Zaten korumalar işi halleder. Bak Deniz'in mesai saati bitmiş. Ulan Deniz piçi sandalye almış buraya fırlatmış. Orospu çocuğu bana racon mu kesiyor lan? Harbiden bana racon kesmeye başlıyor bu çocuk. Bu ileride beyin de ver, babasını da ver. Boşuna büyüttük piçi. Valla sen gel o kadar hizmetle çocuğunu okutmaya çalış. Gelsin sana sandalyeyi sen fırlasın. Vay be. Ne demiş atalarımız? Besle kargayı siksin götünü. Bu deniz de böyle bir şey işte. Sen nedir bana sandalye fırlatıyorsun? Orası bu çocuğu. Bir tane koyarıp seyirle bir ederim. Karıcığım bundan sonra işe gitmiyorsun. Sen de işe gitmiyorsun bir süre. Niye diye sorarsanız. Herhalde bunların moralleri %100 olunca yorumlarda yazmışlardı. İkinci çocuğu da yapabiliyor musun? İkisinin de moralinin %100 olması gerekiyormuş. İkinci çocuk için. O yüzden bu piçin keyfinin gelmesi lazım. Dolap da boşmuş. Bunu şimdi boş bırakmak olmaz.
Aslında var ya, sana bok yedirmek lazım da sen hak etmiyorsun gerçi. Şu annene de et, yoksa sana bok yedirdim. Demek ki bana sandalye fırlatısın. Vay be, denizin gerçekten de çalışmadığı hissediliyor bak. Sokak bomboş gözüküyor. Denizin benim be. Şimdiden şehre izini bırakmış. Çocuğu mu arıyorsun? Gitmiş valla. Gitmiş. Para vermediniz el olur. Şimdi de vicdan azabı çekin. Abi sana dayadı abi. Abi sana dayadı gitti abi. Abi. Sana dayadı. Bu da sana dayadı abi. Orospu çocuğu bu seni sikti. Ben içinden geçti adam. Ona vurmuyor. Ben sana uyarı amaçlı dokunuyorum. Bana vuruyor. Bu da sapık mı ne? Sürekli milleti içinden geçiyor. Bir takip edeyim bunu. Dilenci götüne mukayyet ol. Sapık geliyor sapık. Takip ediyorum. Başka bir vukuatı olacak mı? Oturdu. Baba 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 koşan kızların götüne bakıyor. Orospunun çocuğu. Hep! Pis pis sapık. Seni öldürürüm ha. Yetti sen iki ha. Şerefsiz. Sikerim ben lan. Siktir git lan. Tamam çık hele. Oğlum. Oğlum. Benim karım çocuğum da yaşıyor bu şehirde. Yarın öbür gün sen onlara da taciz edersin. Şerefsiz bak. Ele kafanı duvara sokarım ha. Pis şerefsiz. Polis bey sapık bu ha. Polis beyin sikinde mi? Polis anca ceza yesin. Bu ne lan? Ha, post makinesi. Aldatanların ipuçları. 1. İlk olarak bakacağınız nokta eşinizin size karşı davranışlarıdır. Orospu çocuğu ilk günden beri de hiç benimle konuşmuyor. Sadece oturuyor, yemek yiyor. Eğer davranışlarında bir farklı... Yok, farklılık yok. Gerçekten de farklılık yok. 2. Normalde belirli ritüellere sahip gelin bir arada hiç uyu olmayan hareketler sergiliyorsa. Valla normalde evde oturuyordu bir anda barda onu dans ederken gördüm. Gerçekten şoku uğradım. Öyle bir şey gördüm. Gelelim bir diğer noktaya. Gün içerisinde ne sık iletişim kuruyorsunuz? Valla sabah orospu pavyona gitmiş oluyor. Akşam da merhaba merhaba yani bir çok da bir şeyimiz yok. Bir kere çocuk yaptık odur. 6. Eşinize arkadaş gibi olmanız gerektiğini de unutmamak gerek. Çünkü ne kadar çok şeyinizi paylaşırsanız size o kadar bağlı olacaktır. Bakın arkadaşlar yeni bir şey daha getirdim. Bu da böyle çalışıyormuş herhalde. Bunun ismi ne amına koyayım? Oyun gözlüğü. Kendi sanal alemde hissettiriyor. Çık lan çık. Evet artık artık bunu da oynayabilecekler. Vay be. Bu da var. Acaba bunun parası ne kadar? Dükkanımız gerçekten de çok büyüyor. Aha valla bu tuvalete gidiyor herhalde. Hele bir bakalım bununki kaç santim. Bu bizi sakat etmesin de inşallah. Kardeşim ben de diğer tuvalete gidiyordum. Bakalım hele. Arkadaşlar bir şey göstermedi. Göstermiyorlar ya. Ya sifoni çekmekten acizler böyle orospu çocukluğu olur mu? Dünya görmemişler sifoni de çekmiyor ya. Hiçbiri de ellerini yıkamıyor ya. Bir de klavyeye dokunuyorlar. Allah belasını versin bu klavyeleri temizlemen bir yolu yok mu ya? Arkadaşlar kimse kusura bakmasın valla orospu çocukları. Bak daha önce tuvaletten çıktı. Bunun gibi biri. Tuvalete gidiyorlar ellerini yıkamıyorlar böyle joystick'i elliyorlar. Lanet olsun. Lan Trump reis bunu mu oynayacak? Aa dur Trump reis bu oyunu oynuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Seçimi kaybettikten sonra şimdi kendi Amerika'dayla başkan zannediyor. Kesin Amerika'yı görüyor şu an. Baba baba hayla halka. Ne yapıyorsun amına? Ciddi anlamda reis sen işin bitmiş ya. Bir ara Amerika başkanıydı şimdi oyun oynuyor kendi başkan zannediyor. Halka diyor şey olacak asgari ücreti böyle yapacağız. Mülteci konusunda açıklamalarda bulunuyor. Ulan vallahi üzüldüm ha. Ne yapıyor acaba bu karileri mi gözetliyor? Reis sana da başkan dedik de sen karileri mi gözetliyorsun la? Bırak! Bırak! Benim dükkanımda öyle rezaletler yapma. Çık! Gel la bir ve bir. Vallahi billahi. Karıları gözetliyordu gördüğünüz üzere. Ertesi gün oldu bakalım şu an moralleri nasıl. %90'a çıkmış bunun morali. Bunu memnun edemiyoruz zor %50 olmuş. Şu karıya ultra azdırıcı bir şey yedirsek 2-3 tane çocuk yapar ha. Aferin. Her sabah evinizin reisi sizi görmeye geldiğinde böyle ayakta karşılayacaksınız. Merhaba oğlum bak biraz saçını seveyim. Karıcım,
Beni aldatmıyorsun değil mi? Gözlerini kaçırma, gözlerini kaçırma. Onu mu düşünüyorsun bak? Oğlum bunlar bir şey mi içiyor lan? Bunlar niye duvarı seyrediyor? Duvarda bir şey de yok. Siz ne kullanıyorsunuz amına koyayım? Ben de sizinle birlikte duvarı seyredeyim. İşte korkunç aile tablosu. Üçümüz de duvarı seyrediyoruz. Yanlışlıkla komşu kapıyı çalsa korkuda ölür amına. İşler çok yolunda arkadaşlar. Bak bu oynuyor. Bu bilgisayar dolu. Bu dolu. Bu dolu. Bu ne yapıyor? Uçak mı düşürüyor? Bilir misin? Ben kahveyi direkt kahve makinesinde içerim. Öyle tadı daha lezzetli geliyor. Çünkü direkt yapıldığı yerde içince soğumuyor. Anlıyor musun beni? Evet, böyle değişik hobilerim vardır. Çok değişik bir adamım. İstersen seni yatağa... Sen nasılsın? Senin nasıl hobilerin vardır genel olarak? Demek öyle ha. Evet, şu resimlerimiz de geldi. Bunları duvara asacağız. At resmini nereye asalım? At resmini. At resmi. Bu piçin yanına asalım amına. Ay, ata benziyor zaten. Buraya asalım. Şu karının resmi de direkt benim oturduğum masanın karşısında olsun. Gözüm gönlüm açılsın. Bu ne? Bu da işte doğa manzarası. Bu doğa resmini de tuvalete asacağım. Temiz, güzel gönülleri açılsın. Belki sifonu çekerler bak. Etraf ne kadar temiz bu manzarada. Ve onlar da bunu görür, sifonu çekerler artık. Hele bak, hele bak, hele bak. Evet, tuvalete gidiyor. Müşterinin özelidir. Bakmayalım. İçeri gireriz. Bizi sakat makat eder bu amına. Çıktı. Gördüğünüz üzere ne sifonu çekti. Bak bok olduğu yerde duruyor ne de elini yıkadı. Şimdi senin kafan çıplak ya kardeşim benim. Güneş direkt kafana geçmiştir. Sana bir yardımcı olalım. Güzel kardeşim seni çok seviyorum. Gitme gitme gitme. Şaka yaptım lan geri dön. Tileyin ölür geri dön. Şaka yaptım lan. La de la. Ben şu kendi koltuğumu hakikaten değiştiremiyor muyum ya? Baksana şuna amına. Biri gelip arkamda kalırsa direkt götüme girecek. Ben bu koltuğu oyuncu koltuğu yapmak istiyorum. Bu şefe güvenemem yani. Belki ben otururken kulaklık takarken geliyor arkada bana akıl atıyor. Ben hissetmiyorum. Oyuna dalmışım. Nereden bileceğim? Ahali ne haber? Bu çocuk niye yapayakta? Bu mobilyaları boşuna mı aldık? Oğlum uzansana geri zekalı. Ya her şeyi anlarım. Tam bu tuvaletlere sıçıyorlar. Bok etmiyorlar da bu buraya kim sıçmıştı? Bu ne anlamadım. Bu ne zamçı Raymond'sa bunlarını da boşuna aldık. Hiç kimse kullanmıyor ki. Vallahi billahi. Halbuki kullansalar ellerine bir yumuşaklık hissi verecek. İşte bak hele bak 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 bak. Okunmamış horon biliyor, halayı biliyor, gelmiş burada çalışıyor. Bu sıcakta maske giyiyor. Ha bak hırkız bak niyeti belli. Hele onu siksene bir ben de izleyeyim. Orospu'nun çocuğu bak. Ne oldu çaldın? Kıçım döndü. Gel ıstam gel orospu'nun çocuğu. Eski Moğolların hayatını yaşamak için harika bir yer. Eski Moğollar seni siksin. Eski Moğollar diyor. Son model bilgisayar getirmişiz. Eski Moğol diyor adam ya. İşte bugün çok bir şey yapmadık. Para topladık biraz daha. Az kaldı bir dilenciye para vermek için. Bunun morali %100. Tamam. Bunun morali %100. Yorumlarda demiştiniz. Çocuk oluyor. Bir bakalım inşallah oluyorsa. Daha fazla çocuğunuz olamıyor. Bak yorumlarda yazmıştı. İkisinin morali de %100 olursa bir çocuk daha yapabiliyorsun. Heh, yapıyorum olmuyor. Benle ne geçti? Mutlu oldun mu şimdi amına koyayım? Beni böyle uğraştırdın mı lan morali %100 oldu çocuk olmuyor. Mutlu oldun mu? Bir ton para gitti amına koyayım. Şimdi bunları çalıştırırdık köpek gibi. Ama karıcığım ben artık zengin bir esnafım. Sana el değmesini istemiyorum daha fazla. Çocuk sen siktir öl git. Hadi. Çocuğu gönderdim şimdi yapabilir mi? Yok. Denizim 3 gündür dinleniyorsun. Artık yağmurlu havalarda çalışmanın vakti geldi. Bir de anlamadım kara kışta sen niye tişört giyiyorsun? Şort giyiyorsun. Tam elbise almıyoruz olabiliriz de. Yani şu kartonu en azından üzerine asa oğlum. Çocuğa elbise almıyoruz. Yağmur yağıyor tişört giyiyor. Gerçi bunun bu da tişört giyiyor amına. Değişik bir memleket burası. Ay ahali yetişin burada bir çocuk buldum. Bu çocuk da kimin böyle aç susuz yağmurda böyle ıslak ıslak oturuyor. Ölmek üzere sarılın yardım et. Oğlum al şu 150 doları da hayrım olsun. Burada geçen bir sürü insan var onlar da sana para ateşler belki. Ulan evsiz şuna bir çocuğa bir para ateşler o kadar zenginsin amına. Sen de şimdi evsizsin bilirsin bunun durumunu. Bir para ateşleyin lan.
An itibariyle 25 bin doları tamamladık arkadaşlar. Şimdi evsizle konuşabiliriz. Nerede o evsiz? Evsiz nerede evsiz? Evsiz olduğu için yani her yerde olabilir amına. Heh. Sosisli dilenmeye geldim. Ödüyorum 25 bin doları. Evet. Yarın bu bana şeyimi verecek. İsmi nedir onun? Cihazımı verecek. Ne vereceksin artık? Aa, ben kendi şeyimi de değiştirebiliyormuşum ha. Bilgisayar kasamı falan. Kendi bilgisayar kasamı 600 dolarlık alacağım. Bir tane bunu alıyorum. Klavye. Kendimim oğlum. Kendime lüks davranırım valla. 600 dolarlığı al. Fare. 600 dolarlığı al. Sandalye. Uf. 600 dolarlığı al. Çalışma masasını da 600 dolarlık alacağım birazdan. Bakın. Bakın artık benim de çalışması şeyim var. Artık belim ağırmayacak. Artık şef bana kıl atamayacak o boşluktan. Bir tane de çalışma masası alacağım. Tam olacak kendime. Çalışma masasını da değiştirdim. Ula o kimdir sifoni çekti? İlk defa biri sifoni çekti. Hayret. Bu kız mı sifoni çekti la? Herhalde kızdır diye sifon çekti bakalım hele. Sifonu çekmiş ama yere sıçmış. Lan buna koyun bela orospu çocukluk olur mu? Yere sıçmak nedir ya? Yere sıçıyorlar böyle bir şey olur mu ya? Ya her şeyi anladım ben bu kafayı anlamadım bak. Giriyorum arkadaşlar oyunlara örneğin giriyorum. Ben bu örneğin şu oyunu oynayacağım. Bak izleyin. Yüklense bir daha buna koyun. Şimdi ben bu çarkı çevirdim. Bak şansıma ne gelecek hele. 22 tane bunu kazandım biliyor musunuz? Bunu kazandım. Şimdi ben gidip o parayı satmak istiyorum. O jetonumu satmak istiyorum. Bak. 22 dolarım azaldı gördüğünüz üzere. Amına koyayım hem oynarken 15 dolar veriyorum hem de satarken 22 dolarım azalıyor. Bu ne rak bir sistemdir ya? Çocuk yap, çocuk yok. Çocuk yoksa sana ekmek de yok. Bundan sonra bu dolabı doldurmuyorum. Hadi. Vallahi billah. Hiç ben seninle sadece bir kere çocuk yapıp seçmek için mi evlendim lan? Sadece bir tane çocuğumuz oldu o da Deniz. Deniz de dilenci amına koyayım. Dilenci önde gideni. Ne hayırlı bir aile. Fazla çocuk yapsak be işlerinden biri okuyup doktor olurdu. Böyle dilenci olmazdı. Oğlum çocuk hele acıyacağına para at 2-3 dolara. Aha evsizle konuşak bize makineyi versin. Ne makinesiyse artık. Dostum sonunda cihazı bitirdim. Deneme için sana vereceğim dikkatli ol çok tehlikeli bir silahtır. Hı? Alalım hele. Bu ne lan? Ateş. Ateş. Oha. Elektrik mi veriyor bu? O beyazlı nerede amına koyayım ilk onun üzerinde deneyeceğim. Hı? Çık lan çık çık. O beyazlı kardeşim bilim adamları bir makine çıkarmış. Bunu kullanıyorsun diyorlar daha uzun yaşıyorsun kullanacağı. Bakalım bir deneyelim mi sende? He tamam. Olmuyor. Ulan beyazlığı etki etmiyor amına koyayım. Bir de başkasının üzerinde deneyelim. Şunun üzerinde deneyelim. Buna da etki etmiyor. Hani bu kudretli bir makineydi? Tuu. Sadece hırsızların bir de bombacıların üzerinde şey oluyor. Etkili. Yarrağım ben bunun için mi buna 25 bin dolar verdim? Zaten benim elemanlar alıyordu onları. Ya o evsiz Allah senin belanı versin. Bana makine verdi. Bu makine sadece bombacıları bir de dilencileri vuruyor. Yo bunu da vurdu. Ne ayaktır la bu makine? Deniz ısınmak için şu makineyi kullanmak ister misin kral? Denize etki etmiyor. Ha bir de şu beyaz atletli keltoşa yapalım. Oo keltoşta elektrik tuttu amına koyayım. Saç. Oo saçların dik olmuş elektrik verdik ya. Başka? Oğlum bazılarında çalışıyor bu makine bazılarında çalışmıyor. Şu karıya elektrik verirsek belki biz de hoşlanır elektrik alır. Yok olmadı. Sen tuvaletten çıktın bir de kovboy çıktı. Bir bakayım hele. Ya kız sıçmış yere ya kovboy. Büyük ihtimal kız sifoni çekmiş ya kovboy çekmemiş. Ne yapıyorsun amına kodumun oğlu? Pis adam.
Pisliğe bak, tuvalette beni sıkıştırdı, sen ananı sikerim ha. Orospunun çocuğu tuvalette beni attı. Piçe bak ha. Sen ölüne elektrik veririm ha. Pislik ne oldu biliyor musunuz? Benden bir tuvaleti kontrol eden bir de arkamda belirdi. Sapık. Halbuki burası boştu ha. Bu yerdeki boklar da nerede oluşuyorsa artık. Bu arada param 8300 oldu. Birkaç tane şey alalım, makine alalım. Üst kata bir tane çok kaliteli bilgisayar dizeceğim. Ulan bu sefer mousepad da alacağım la. Normalde hiç almam, gerek duymam, bu sefer alacağım. 88 dolarlık anime kızı mousepad'i al. Oh be oğlum, sonunda senin için güneş açtı da artık rahatça dilenebiliyor güneşli havada. Bana en geniş çantayı ver. 3000 dolar. Ot kovboy beni tuvalette sıkıştırdı ya. Eğer bir herhangi bir harekette bulunsaydı bodyguard'ı çağırırdım amına. Bir de bakıyorsun bodyguard da sıkıştırıyor. İşte o zaman yarrağı yerdik. Çantayı aldım artık. Bakın ben paketler geldi. En kaliteli klavye, en kaliteliler. En kaliteli bunlar, bilgisayara. Şimdi bunları çantaya dizelim hemen. Amına koyayım, masa sipariş etmemişiz, nesidir? Şu asansörü durdurunca ne oluyor acaba? Duruyor amına koyayım. Dolapta iki şey tek kalmış. Bana verseyin böyle olmazdı. Hadi maskot, son bir defa. 3, 2, 1. Tunuri nurani şamam me buke tu berfu barani şamam me buke şamam tu khairati şamam me buke şu tu buke burani şamam me buke we şamam. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Neler yaptık bu bölüm? Bu mucizevi silahı aldık. Neredeyse artık elektrik veriyordu ya. Nerede amına koyayım? Her neyse. Ondan sonra dükkanı üst kat yaptık. Üst kata bir tane bilgisayar koyduk. Başka bir şey de çok yapmadık. Diğer bölüm arkadaşlar, final yapacağız. O yüzden kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.